Beyefendilere soralım mı? 15 Şubat'ta okullar açılma durumu vardı efendim. Ziya Selçuk Bey bugün açıklama yaptı. Vatandaşlar ne düşünüyor? Çocuklarımızın geleceği için bu iyi mi olur, tehlikeli mi olur? Vallahi Ziya Selçuk ya da Milli Eğitim Bakanlığı önce bir ne yapacağına tam olarak karar versin. Ondan sonra bu konu hakkında konuşuruz. Çünkü bir türlü ne yapacaklarına karar veremedikleri için. Bir kademeli diyorlar. Bir başka yani aynı şey, her şeyde devam ediyor zaten. Sadece milli eğitimde değil. Onun için her şeyde doğru dürüst karar düşünmeli ve karar vermeli insanlar. Ben düşünmüyorum, daha henüz biraz erken. Çünkü aşı çıkmış şu an. Aşının sonucunu alamadık. Şimdi nasıl yollayalım? Bakan şöyle söylemiş. Hani çocuklar arasında hastalık fazla yükseltmiyor diye tarzında söyledi ama bulaşıcı da olsa. Yani bir deneme mi olmuş? Bir deneyip de kanıtlanmış bir şey mi var? Benim de iki tane çocuğum var. Biri üniversite, biri ilköğretim. Evdeyiz. 15 Şubat'ta açılsa da göndermem diyorsunuz sağlık açısından. Aynen öyle. Daha henüz bu yıl değil yani o birlikte olmaları. Çocuklar çünkü bahçede oynayacaklar. Aynı tuvalete girecekler, ellerinden neydiyse birbirlerine ikram edecekler. Özellikle ilkokulu durduramazsınız. Durduramazsınız yani, imkanı yok. Şu an için daha tehlikeli bir karar. Yani sonuçta aşı daha yeni bulundu. Bunun ne kadar yararlı olup olmadığı belirsiz. Şu an insanlar zaten çoluk çocuk özellikle sanal olan bir ders programına alıştılar. Hani siz şimdi alıştırdığınız bir şey üzerinden tekrardan işlem yapıyorsunuz. Bu sefer alıştırdıkları şeyi değiştiriyorsunuz yine aynı şekilde. Eski sisteme döndüreceksiniz. Şimdi bu illet, virüs dedikleri illet tekrar çoğalırsa siz okulları tekrar mı kapatacaksınız yani? Şimdi bu nasıl bir işlem olacak? Tamamen temizlenmeden bu iş başlamasın diyorsun anladığım kadarıyla. Bence hiçbir şeyin başlamaması lazım. Yani bu özellikle aşının bulunması güzel bir şey. Ama bu aşının ne kadar yararlı olup olmadığı konusunda deneyimin en güzel seviyede yapılmadan herhangi bir yerin başlatılması bence kötü bir durum. Yani bizim açımızdan kötü bir durum. Yanlış anlamayın. Şu an sizinle sohbet ediyorum mesela. Sizde veya bende olduğunu farz edin. 10 saniye içerisinde bir sürü insana bulaştırma riskimiz var bizim. Yani bunların denetimlerin yasaklar dahilinde hareket ettiği sürece zaten alıştırıyorlar milleti ilköğretim dahilinde, ders dahilinde, sanaldan bir sürü insan alıştı şu anda. Uzaktan ders görmek aslında zor bir durum. Ama sağlıktan zor bir durum değil. En önemlisi can. En önemlisi can. Yani şu an en önemli şey ülkede bulunan normal halk, insanlık olarak, hele sadece insanlık da değil, hepimiz bir canlıyız. Yani hayvanlar da canlı. Affedersiniz, çimler de canlı. Bunların hepsi için yani bence daha zamanı var. Vallahi ben pandemi döneminde okulların açılmasının çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani onlar da gençlerimiz netice itibariyle. Ama hayırlısı olsun diyelim. Açılmasa daha iyi yani. Neden? Daha korona bitmedi zaten. Diyorsun ki bulaşıcılık tehlikeli oldu. Aynen. Biz bile korkuyoruz yani. Mesela ben A101'de çalışıyorum. Biz bile korkuyoruz yani. Bir de diyorsun okullar açıldı mı tıklım tıklım. Aynen, herkes üst üste. Ya açılması gerekiyor zaten ama şu dönemde de çocuğumu göndereceğimi zannetmiyorum. Şimdi pandemi belası var başımızda ama. Evet, net olarak belli değil zaten açılıp açılmayacağı da. Bence abi açılmamalı, zaten virüs mutasyona geçirdi. 10 yılda bir aşı çıkarıyorlardı genelde, bir senede bir aşı çıkardılar. Yani doğru bulmuyorum şahsen ben. Bence de açılmamalı abi. Lise mi? Lise 2. Peki açılırsa veliler gönderir mi? Çünkü göndermem diyenler de var. Büyük göndermezler. Benim ailem göndermeyecek zaten. Çünkü daha güvenilir değil. Hem aşılar da zaten güvenilir olmadığından dolayı göndermezler büyük ihtimal. Şey yapılabilir ama neticede şimdi çocuk bunlar. Çocukları engellemek mümkün değil. Dolayısıyla da hani öğretmenin başında olması da bir şey diye ifade etmiyor. Neticede çocuğa sarılma, öpme deme şansınız yok yani. Ama tabii çocuklardaki bulaşıcılık şeyi nedir? En azından taşıyıcı olurdu yani bakıldığı zaman. O zaman da evdeki veliler tehlikeye girer tabii ama. Yani veli ve ebeveynler, işte büyük anne babalar genellikle bir şeyle bakıyor. Dolayısıyla şey yok yani. Belki bu şeye kaynaklı olabilir. Hani elde edilen veriler neticesinde belki sonuçlara bakarak böyle bir karar almış olabilirler. Vallahi açılsa iyi olur. Benim de bir oğlum var. Okula gidiyor. Evde yaptığı dersten hiç hoşlanmadım. Bir desen yeri var yani. Hiç yani yapıyor mu, yapmıyor mu? Bir de psikolojileri de bozuldu. Tabii. Çocukların psikolojisi de bozuldu. Belki bulaşmaz diyorlar evet. Ama taşıyıcı olma tehlikesi var. Evet. Buna bakışınız ne de bir veli olarak? Vallahi taşıyıcı olabilirler işte yani ama bu da çok pis bir hastalık. İnşallah ülkemizi kurtarırız yani. İnşallah yani. Ama dünyada... siz açılsın diyorsunuz. Tabii açılsın, çok iyi olur. Ama sağlığımız önemli. Önce sağlık koşulları sağlansın. Tamamen temizlenmeden diyorsunuz. Sağlık koşulları sağlansın. Çocuklarımız bir de ölmesin. Açılmasın diyemem de Sağlık Bakanı'na sormak lazım. Doktorlara sormak lazım. Kontrollü bir şekilde. İnşallah tabii açılsın. Ben açılmasını isterim de. Ama her şeye rağmen açılsın diyemem.
uygun gelmiyor bana. Risk yüksek, öyle görünüyor. Yani hazır bir iniş varken tekrar riske girmeyelim derim ben. Her şeyden önemlisi sağlık. Bir yönden iyi, bir yönden kötü tabii. Araştırmak lazım. Dışarı kesin karar değil. Gönderir misiniz? Yani bakacağım duruma göre. Veliler olarak görüşümüz nedir? Gönderecek miyiz? Ya da... Göndereceğim. Kesinlikle açılsın. Sıkıldı değil mi çocuklar? Ya sıkılmayı bırak ablacığım. Eğitim yok yani. Eğitim alamadılar. Bir de benim bu yıl üniversite sınavına girecek çocuğum. O yüzden biraz sıkıntılı oldu ama ben açılsın istiyorum. Açılması taraftarıyım. Tedbirler dahilinde açılsın tabi artık. Açılmaması daha uygun bence. Sağlık açısından. Sizde var mı okula gidecek? Var, var, var. Gönderir misiniz 15 Şubat'ta açılsın? Hayır. Herhangi bir şekilde şu anki duruma göre gönderemem. Neden? Çocukların sağlık durumu gerçekten şey. Bir de evde yaşlılar olduğu için herhangi bir sıkıntı olmasın diye göndermem. Bence açılması gerekiyor. Açılmasa da olur. Kafamıza geri takılıyoruz. Şu anda psikolojin ne durumda? Psikolojim 10 numara. Yüz yüze eğitim yok ya. Kameradan mı eğitim görüyorsunuz? Online. Online. Evet. Üniversite mi? Evet. Bu şekilde anlıyor musun gerçekten dersi? Abi ben tıp okuyorum. Anlıyorum. Çalışıyorum, anlıyorum. Atıyorum kafaya. Çözüyorum. Bence hani tedbirli bir şekilde olursa açılabilir yani. Olur mu peki tedbirli bir şekilde? İnanıyor musun? Biraz hani şu an ortalık gerçekten çok karışık ama olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar çok geride kalır diğer türlü. Geride kalmamaları için yüzde eğitim şart. Yoksa diğer türlü bizim çocuklarımız zaten hani fazla canlı yayınlarda anlamazlar yani. 25-30 tane yakın yeğenim var zaten. Kalabalık aileyiz biz. Benim yeğenim de mesela canlı ders yapıyor ama bir şey anladığını hiç düşünmüyorum yani. Sanmıyorum yani. Bence açılmalı yani. Artık insanları biraz rahatlatmaları lazım ya. Tedbirli bir şekilde her şey olabilir yani. Artık açılsın okullar. Eğitim olsun. Yüz yüze. Yüz yüze tabii. İş olsun. Bakanımız ne derse olur. Efendim pandemi sebebiyle veliler tedirgin. Pandemi. Vallahi şimdi ben bir şey demem ama pandemin de var onun içinde ama demek ki artık yavaş yavaş düzene giriyor. İyileşme var diyorsun. İyileşme var. Hakikaten yani düzene giriyor. Ben tahmin ediyorum Mayıs ayında, Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı kafeler, mafeler, kahveler açılabilir. Benim görüşüm o. Yani yavaş yavaş düzelme var. Bir de aşı olayı var. Şimdi aşı olduğu zaman vatandaşımız daha sağlıklı olacak. Kullara gelince o kullar inşallah açılır. Aşırı. Hangi kanal sizin? Bizim İzmir, tüylü mikrofon. Hangi şeyde çıkıyor bu? Hangi kanalda çıkıyor? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bende D-Smart var bende de. D-Smart var bende. Çıkarma D-Smart'ı. Çıkmaz. 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 İyi o zaman ne yapayım? Oğlum teşekkür ederim. Abi ben açılsın diyorum. Bu tatiller serbestti. Her şey serbestti. Gezmek. Bak şu an sokağa çıkabiliyoruz. Okula niye gidemeyelim? Maskeyle ben AVM'ye giriyorum. 100 kişiyle aynı ortamdayım. Okula gitsem ne olacak? AVM'de bulaşmıyor. Okulda mı bulaşıyor? Saçma yani, açılması lazım. Bu arada siz şu anda online eğitim mi alıyorsunuz? Evet. Bu online eğitimle alakalı düşünceniz nedir öğrenciler olarak? Yeterli oluyor mu ya da kafanıza giriyor mu arkadaşlar? Bence yeterli değil. Yani yüz yüze olduğu kadar etkili olmuyor. Tabii okulun verdiği atmosfer daha farklı bir atmosfer ama tabii online eğitimde nasıl desem sadece arkadaşlarınla samimi bir diyaloğun yok. Onun haricinde yine konuşma oluyor, diyalog oluyor. Öğrenmek isteyene her imkan bir fırsattır. Kişiden kişiye göre değişir diyelim. Ya açılsın ama tedbirleri de alınsın diyorum. Ebeveynler kendilerine bulaşacağı için gönderme taraftarı değil ama bu konuda ne düşünüyorsun? Yani göndermeleri lazım, eğitimlerine karşı gelmemeleri lazım. Yani dezenfektanlarını yanlarına versinler, uyarsınlar. Olabilir. Sen diyorsun ki açılsın. Yani. Bilmiyorum, daha kesin bir şey yok ortada da. Gönderir miyiz çocuğumuzu açılırsa? Kademeli olursa evet. 2 gün, evet bizimkiler 2 gün diğerleri gibi. Okul gerekli tedbirleri alırsa göndeririz. Ama en büyük sorun özel okulların fiat politikaları. Hiçbir yani %50 bile hizmet vermeden tam para istiyorlar. Devletin buna bir önlem alması lazım. Açılsa bile yani verilen eğitimi ben doğru bulmuyorum. O yüzden bana bir şey katamadığı için hani gidip de kendimi de riske de atmayı da doğru bulmuyorum. Eğitim sistemi zaten yerle bir diyorsun. Bunu online de alsak fark etmez mi diyorsun? Ya online zaten hiçbir şey yaramıyor. Sadece bakın bizim online'larımız şöyle geçiyor. Bize bir şeyler okutuyorlar ve ders bitmiş oluyor. Hani okuyarak ders geçiyor. Bu kadar. Ya eğitim sistemi bitmiş değil de zaten uzaktan ne kadar öğrenebiliriz ki? Yani eğitim sistemi komple durdurulsaydı bize daha çok katkısı olacaktı bence. Yani biz öğrenmeden geçiyoruz. Bize bir katkısı yok, bir yararı yok. Sadece öğretilmiş olmak için öğretiyorlar yani. Ve bize bir şey kazandırmıyorlar hiçbir şekilde. Biz bu sene sınava da gireceğiz ve yani okulumun hiçbir katkısı bulunmuyor bana. Ben hani para verip de dershaneye gitmek zorunda kalıyorum ki dershaneler de kapatıldı. Onlar da online'a geçti. Yani benim hani iki ucu işte. Nasıl bakıyorsunuz bu meseleye?
Ben açılmalı mı sizce? Açılması taraftarıyım. Çünkü nereye kadar bu şekilde devam edecek? Bence iyi bir karar, uygulanmalı diye düşünüyorum. Çünkü evden eğitim çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Bayağı yetersiz diyorlar. Yetersiz kalıyor tabii ki, yani bizim de çocuğumuz var. Yani açılması bence kararlı ve isabetli bir olay olur. Açılmasın. Sağlık açısından mı? Tabii. Siz? Açılmasın. Açılmasın. Öğretmeniniz açılmasın. Duruma göre yani bence açılması da lazım, açılmaması da lazım bir yandan. Bana soracak olursan. Neden? Çünkü şimdi çocuklar taşıyıcı diyorlar yani. Yani onun için. Devlet baba ne kararı verecek hiç bilmiyorum. Açılması daha iyi olur tabi. 15 Şubat'ta açılacağı söyleniyor da belki. İnşallah bakan açılır yani. Destekliyorsun. Tabi. Hani çocuklar gerçekten bunaldı artık. Hani iyi olur. Hem veliler kurtulur hem de çocuklar kurtulur yani.